taşlarımla yeni bir video. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz, ne mi yapıyoruz? Gene 2 günlük bir vlog çekeceğim. Yani 1,5 günlük bir vlog da olabilir. Akşam çekmeye başladım. Tüm gün kuafördeydim. Kuaförde de şarjım az olduğu için video çekemedim. Zaten öyle kalabalık ortamlarda vlog çekmeye henüz hazır değilim. Şimdi şey yapacağız. Şu 2 güne özetleyeyim. Burası bayağı dağıldı. Limanın odasındayız. Çünkü ben içeride yemek yapacağım ve ilk defa yemek yaparken, yani kek falan yaparken var ama yemek yaparken ilk defa videoya çekeceğim kendimi. Önce bulaşıkları halletmem gerekiyor. Bana yardım edeceksiniz. Sonra yemek yapacağım ve salata yapacağım. Yanında diyete başlıyorum. Tavuk sote ve yanına salata yiyeceğiz bugün. Belki liman doymazsa çorba veririm ama doyacağını düşünüyorum. 2 günlük bir yemek yapacağım. Her gün yemek yapmakla uğraşmak istemiyorum. Her gün taze yemek yapacak kadar bir insan da değilim. Öyle yemek yapmayla aram çok iyi değil. Yani sevmiyorum. Tatlılarda daha çok aram var. Limanla o da dağılmışken dedim ki daha fazla dağıt. Zaten dağılmış. Daha fazla ne kadar dağılabilir dedim. Görmeniz lazım ama göreceksiniz. Ben içeride yemek yaparken mutfakta liman burayı dağıtabildiği kadar dağıtacak. Sonra akşam belki limonu yiyeceğim, belki de uyumazken, uyumadan belki toplayacağız. Uyursa da devamını ben toplarım. Yarın da kreşimizin ilk günü diyelim. İlk günü değil aslında, oryantasyon süreci. Kreşe gideceğim. Bir saatlik bir süreç. Ondan sonra dışarıda halletmem gereken evrak işleri var. Bu video böyle olacak. Maşa! Maşa. Evet! Dur bekle. Bak göster. Maşa! Maşa. Evet. Maşa. Maşa. Çok tatlısın Maşa. Senin kocayın nerede? Bir kocayı bul. Tamam o zaman başlayalım. Ama biraz şarjım dolması gerekiyor. Kuaförden yeni geldim. Önceki pembe saçlarımı da çok beğenen vardı. Beğenmeyen de olabilir. Bana pek pembenin yakışmadığını söyleyenler de vardı. Başta annem. Sadece bu renk yaptım. Annem diyor ki komple siyah yapıyordu ama asla. Çünkü sarıya dönmek istiyorum. Kış için belki de Mart, yani bahar ayından sonra ben sarıya döneceğim için saçımı asla siyah boyatamam. Bu gördüğün saç da siyah saç değil. Siyahın bir açığı. Nasıl olmuş saçım? Topladığım zaman siyah değil, topuz yapacağım. Şöyle gözükecek gibi bir şey işte yani. Ben çok beğendim. Siz de beğendiniz mi? Pembe mi daha iyiydi, bu mu daha iyiydi? Onu da yorumlara yazarsanız ben çok mutlu olurum. Birazdan şarjım da olsun. Size şu dağınıklığı da göstereceğim. Ondan sonra mutfağa benimle birlikte geliyorsunuz. Mutfağa geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü videolarımı izleyenin %80'i falan kanalıma abone olmadan videolarımı izliyor. Videolarımı izleyip de seviyorsanız, beğeniyorsanız abone olmayı unutuyorsunuz. Abone olursanız çok sevinirim. Abone olup zili bildirme açarsanız da yüklediğim her videodan haberdar olabilirsiniz. Onun dışında ne anlatacağım? Bilmek istediğiniz, merak ettiğiniz şeyleri açıklama kısmına yazıyor oluyorum genelde. Açıklama kısmında kontrol etmeyi unutmayın. Beni takip etmiyorsanız da Instagram'dan takip edersiniz. YouTube'a video yüklemediğim zamanlar Instagram'da dolu dolu hikaye atıyorum. O zaman denk geliriz, görürsünüz falan benim. Bu kadardı. Kanalıma abone olmanız benim için çok önemli. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum diyeyim. Ve yemek yapmaya geçelim. Size şöyle bir göstermek istiyorum. Şuraya bakar mısınız? Kaos. Buraya biz birlikte limonu toplarız. Yemek yapana kadar dağıtabildiği kadar dağıtsın şurayı. Burası da dağa kadar çamaşır arkadaşlar. Bunu yapacağım ve şu dolabı baştan aşağı düzenleyeceğiz, temizleyeceğiz, halledeceğiz. Hadi o zaman yemek yapmaya geçelim. Şimdi ben limonu içeride koydum salonda. Ay pardon, kendi odasındayım. Salon demeye alışmışım. Buranın dağınıklığını göstereyim size. Sabah kahvaltısı yaptık. Yıkamadan apar topar çıktım. Acelem vardı çünkü şu anda bir yetişmem gerekiyordu. Ve geçen tabak değil, tencerenin kapağı kırıldı. Onun camlarını süpürmüştüm ama kapının arasına falan sıkışanlar olmuş. Onları süpürmem, halletmem lazım. Ve ufak ufak çok böyle tuz buz oldu. Ne olur ne olmaz bizi zarar vermesin. Hem bu mutfağı toplayacağım. Hem de işte orayı süpüreceğim. Ondan sonra da yemek yapmaya başlarız diye düşünüyorum. Zaten pratik bir yemek yapacağım için ne olacak? Çok vaktimi almayacak. Hızlıca şurayı süpürmem lazım. Süpürgeyi de zaten buraya getirmişim. Burada bırakmışım böyle. Halledim.
Şekerimizi dökmem lazım. Makine temiz. Bir de salata yapacağım için şu kullanayım. Şurada kalsın. Diğerini kaldırayım. Şöyle şurada dursun. Kendime iki de tabak aldım. Ve hala set dizemiyorum. Ama vaktim olduğunda dizeceğim. Hala etiklerim var bu evde. Hala iki tabak iki kase aldım. Her şeyi sayılar alıyorum ya. Elime bir şey yapıp dolanmış durumda çıkmıyor. Ben azıcık açık kaldırayım. Kamera açısını tam ayarlayamadım ya. Yine değiştireceğim birazdan. Şunları koyalım şimdilik. Bazen köpürtüyorum, bazen uğraşmak istemiyorum. Şöyle hızlıca yapıyorum. Kamera açık. Gözü ve nazarı varsa atsın gitsin yani. Nazara da fazla inanmıyordum ama artık olaylar peş peşe gelince inanmaya başladım gibi. Şimdi bardak kırıldı. O sırada liman çok çok acıktı. Ona dünden yaptığım çorbayı ısıtıp verdim. İki kase içti, doydu. Ben de yemeği yaptım ama yapmadım pardon. Yapacağım ama bugün yemeyeceğiz. Yapacağım. Soğumasını bekleyeceğim. Ve o soğuduktan sonra dolaba koyacağım. Yani soğumasını bekleyip uyuyacağım. Bu gece sabaha kadar sabahlayacağım galiba. Liman normalde 7'de uyutuyordum ben. Bugün kaçta uyudu dersiniz? 9.30'da. Şu an saat 10.30. Ve ben bir anda bana bir periler geldi. Dedim ki neden şekerpare yapmıyorum? Canım çok çekiyordu. İnternetten baktım. İnternetten alacaktım şekerpareyi. Baktım 90 lira. Yok dedim orada dur. Malzemelerin hepsi bende var. O yüzden ne yapıyoruz? Bugün yemek, salata ve şekerpare yapıyoruz. Onun da soğumasını beklemem gerekiyor. 3 saat soğuduktan sonra kaldıracağım için. Bana bu gece uyku yok anlaşılan. Şimdi bir de çok soğuk oldu. Doğalgazı açacağım. Çünkü burada yemek yaparken ısınmak istiyorum. Gerçi ocak ateşiyle biraz ısınacağım ama şimdi ben çok üşüyorum. Bu soğuklukta limanın da üşüyeceğini düşünüyorum.
Aydan doğalgaz açacağım. Burayı en son nerede kalmıştık? Burayı temizleyeceğim. Arkadaşlar yemek yapalım. Şekerpare yapalım. Özel gizli tarif. Bunu kimseye paylaşamam. Sadece not alın, izlerken nasıl yaptığımı görürsünüz. Şimdi ben şekerpare yapacağım diyorum ama bir saniye. Kadın tarifte yaklaşık 13-15 tane şekerpare çıktığını söylemişti. Ben de o kadar fındık var mı sayacağız. Fındığım yok. Böyle karışık kuru yemişim var. Biliyorsunuz ben bizim yemişlerimize kuru yemiş veriyorum. Bir daha da kendim de yiyorum. Diyetli olduğum için ama böyle az az alıyorum. Şu azı bile 80-90 lira. İşte, bu fındıksızsa ağlarım. Fındıklı. Şimdi bunlardan fındık seçeceğim ve kaç tane fındık olduğuna bakacağım. Bir farklı paket daha almıştık. Farklı aldığım pakette fındıklar daha çoktu. Bakalım 15 tane fındık çıkıyor mu? Buraları falan hızlandırabilirim. Yemek yaparken full sohbet etmeli yemek olmayacak. Çünkü bu günlük günlük olduğu için hızlandırmam gerekiyor. Çünkü size başka bir sürü şey göstermek istiyorum. O yüzden. Ama derseniz böyle konuşmada 30 bir yemek videosu gelsin. Onu da eğer bu video çok beğenilirse. Bu video hatta 10.000 izlenirse. Yok ya 10.000 az oldu. 20.000 izlenirse. Bana o uzun konuşmalı videoyu çekeceğim. Yani yemek yapma videosunu. Tamam yanlış paketi açtık. Limana onu yedirmemeliydim. Bütün fındıklarımı liman yemiş olabilir. İnanamıyorum. Gerçekten 4 fındık. 5 fındık anca çıktı içinden. Thank you.
saçımı başımı gören savaştan çıktım zannederim. Ortalığımı halini hiç görmeyeyim bile. Nereye gideceğiz? Kreşe gideceğiz diye bu kadar hazırlandık. Ay erken uyandık pardon. Hazırlanacağım çünkü. Makyaj yapacağız. Üzümden kalmayayım. Hiçbir şey toplamadım. Çok yorgunum. Gece 3 uyudum ve pişmanlığımı yaşadım. Bak bak. Bana sabah sabah ne açtırıyor. Sabah dediğimde 8-10-15 şu an. Çeki çeki açar mısın? Çeki çeki açar mısın? Günaydın demek yerine bugün bunu söyleyeyim. Ayılmayı bekleyeceğim şu şarkı eşliğinden abi. Şimdi saat 9'da evden çıkmak, dışarıda kahvaltı yapmak, sonra gitmek. TV battaniyesi almıştım evi diyadan. Allah'ım o kadar iyi oluyor ki üstümü üşüdüğüm zaman örtüyorum. Annemiz. Rap rap ça ça ça. Tekrardan bir günaydın diyelim o halde. Diyebiliriz bence de. Bugün makyaj yapmaya kararlıyım. Gerçi son zamanlarda makyajı daha çok sıklaştırdım ama bugün Liman'la fotoğraf çekimine de gideceğiz. Bilenler bilir, Liman'ın çantasında önünde bir göz var. O göze koymalık fotoğraf çektireceğim. Şimdi bir geçici fotoğraf koymuştum ama çok heveslendim, bir tane çektireceğim. Hemen hızlıca hazırlanıyorum. Buraları hızlandıracağım. Hadi bakalım. Şimdi üstümü giyeceğim. En son Liman'ı giydireceğim. Bakalım. Ne giyeceğimi dünden kararlaştırdım. Bu konuda hızlı olacağım. Şöyle bir Liman'a da çok özel, anı özel kılacak bir giysi giydireceğim. Kendime pantolon, Liman'a da siyah pantolon. Neredeydi onun siyah pantolonu? Onu bulmam lazım. Yerde. Limana siyah pantolon, bana siyah pantolon yeter. Tamam. Her şeyi aldım. Ah bir şey unuttum. Onu da alayım. Hızlıca üstümü giyineyim. Saçımı iki tarak çekeceğim. Çok bir şey yapmayacağım. Çıkacağız. Yemek yemeye vakit kalmayacak yoksa. Şimdi söyleyebiliriz. Şimdi söyle. Ne diyeceksin? Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Biz nereye gidiyoruz? Bugün okula gidiyoruz. Ama ki. Okulda oyun oynayacağız ama. Hadi şimdi giyelim, acele edelim, yemek yemeye gidelim. Utardım ama orucu dursun diye öpmüyorum ama öptüm sayı, tamam mı? Sen beni öpebilirsin. Bu da hafta çektireceğiz biz bebeğimle. O da böyle. Bunu da eve bir tane tesadüfen buldum arkadaşlar. Zaten fotoğraf çektirmek istiyordum ama fotoğrafta ne giydireceğimi bilmiyordum. Böyle bir tişört. Bekle Liman, gel. Hello first kindergarten. Yani merhaba, benim ilk anaokulum diyor. Gel anneciğim. Gel şimdi ilk anaokulu kreş ama. Tamam gel bir saniye, üstümüzü giyelim.
gel. Tamam Ayacığım. Bunlar da görsünler. Şunu da ilikleyeyim. Soracağım. Ben çok su isterdim. Tamam, su vereceğim sana şimdi. Masada var, ne içmedin? Bir şey soracağım, vereceğim sana. Oraya dön de bak bak söyle. Saçlarım nasıl olmuş? Saçı olmuş. Taşı olmuş. Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Beğendin mi? Onu söyle. Saçlarım güzel olmuş mu? Hı? Beğendin mi saçlarımı? Aşkımı yiyeyim. Kom etme. Hadi buna giyelim. Bunu. Tamam, kafana. Evet, çak bakalım. Ama çişim gelince bana ne diyorsun? Anne çişim geldi diyorsun, tamam mı? Git şu masada su var. Suyu al iç. Evet, iç anneciğim. Gel burada iç hatta. Görsünler. Gel yanına. İç bakalım. Nasıl içiyormuşsun? İçtikten sonra masaya koy, tamam mı? İçmem bitince masaya koy, tamam mı? Hadi ama oyalanmayalım. Ne oldu? Aç ağzını. Tamam, bitti. Öksürük çubuğunu vereyim mi? Tamam, getir şuraya bunu. Bir ağacı kaç doğurduk. Getir şuraya bunu. Hah, getir onu. Evet. Ya, ben herhalde top vermem gerekiyor da sabah çıkacağımız için bunu yanına götüremem kırılır diye. Ben. Birazcık ama değil mi? Minnacık. Öksürük var sadece. Gel. İçtik, bitti. Bunu masaya koy. Gel şimdi bunu giyeyim, hadi. Hadi. My first kindergarten. Ay çok tatlı. Ben bir de bir şey diyeceğim. Bunu an olarak saklayacağım. Gel. Onu sonra. Onu akşam gideceğiz. Gel. Bunu kafana giyeyim. Çok rica ederim ben de sana o zaman. Ben de sana çok rica ederim. Biz şimdi okula gideceğiz ama okuldaki ilk günün aslında bugün değil. Bir hafta sonra. Bensiz ilk günüm. Bugün benle ilk günüm. Bir hafta sonra bensiz ilk günüm. Çok tatlı. Ama üstünü sakın kirlenmesin. Bundan fotoğraf çekeceğiz. Çok üzülüyorum. Çok ağlarım. Montumuzu giyelim. Çıkalım. Oraları çekmemize gerek yok herhalde. Evet. Bunu çantama koyacağım. Hadi kanka ya. Ben kazanmayacağım, sen kazanacaksın. Dur. Ayarlayayım kamerayı. Dur anneciğim. Allah'ım ne yapayım? Ne istiyorum? Sen de gitmiyorsun. Tamam. Ama ben geçmişim. Allah'ım olmuyor. Olmuyor. Dur ya. Tamam, bu kadar çekeceğim. Ben gittim. Ben gittim. Gittim. Evet. Giy anneciğim. Ben de çok rica ederim anneciğim. Karanlık olmuş. Evet, karanlık olmuş. Olamaz. Işıklar. Gitti. Şöyle şeye geri gelmiş. Işık geldi. Bir akarda da. Yağmur git buradan şarkısı söyle. Geçen hafta okula gittiğimizde, geçen hafta değil işte. Neyse, okula gidip kayıt ücretini verdiğimizde araba sakladık okula, değil mi Liman? Arabayı bulmaya çalışacağız. O yüzden heyecanlıyız yani. Koşa koşa gidiyoruz okula. Dur.
kuşlar, evet. Gel Liman. Öhür mü? Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Yeşil ışık. Kazanmama asla fırsat vermiyor. Buradan, buradan. Buradan. Buradan, buradan. Gali, kaç, kaç, kaç diyor. Umarım araba buradan girmez. Yolun tam da ortasından yürüyoruz. Görmemişler gibi. Bir laf vardı. Yolun ortasından yürüyenler bilmem ne diye de. Nereliydi? Unuttum. Ben de o memlekettenim galiba yoldan. Yürüdüğüme göre. Telefonu şöyle tutmak çok zor. Tripod aldım, onu da gene Liman kırdı. Daha ben nasıl bilinemeden kırıldığı için. Yine kolum ağrıyor, araya video çekeceğim. Yapacak bir şey yok. Ben kırdım. Evet. Onlar da olacak. Ay, bağcıklarım açılmış. Bağcığım açılmış, bağlar mısın? Ne? Ayakkabımı bağlar mısın? Teşekkür ederim. Ne yiyeceksin? Ne? Makarna. Makarna mı? Sabah sabah. Sabah sabah makarna nerede çıkmış? Ne yiyeceğiz? İçten içmeni. Çay mı içmek istiyorsun? İçim. İçiyoruz. Tamam, başka ne içelim? Ben birkaçım. Cihangir mi gelsin? Geçtiğimizde yiyelim orada da. Bir şey diyeceğim. Biz okula gideceğiz. Okulda ne vardı? Ne? Okula biz ne sakladık? Okula araba sakladık. Onu bulmaya gidelim. Aha. O kimin oyuncağı? Benim oyuncağım. Ama okulda ne dün çaldık? Aa, bak cebimiz geldi. Şöyle bakarsınız tekrar. Cebimiz geldi mi? Evet, yani içerimize gelmişler. Taşık zannediyorsun. Çok teşekkür ederim. Ne yapalım? Umut Liman. Annenin adı ne? Annenin adı ne? Bana bak, bana bak. Bir şey söyleyeyim. Annenin adı ne? Akif Cahri. Hayır, ben Zehra teyze değil. Neyim ben? Nilay anne. Evet, Nilay anneyim ben. Üfüdüm. Yanınca çalışacağım. Hadi bakalım. Bundan parasını ver abiye. Ver, bu abiye ver, bu abiye. Çok rica ederim ben de sana. Tamam, otur masaya, git masaya, geliyorum. Para üstünü al abiden. Paranı al. Ben para verecek şimdi sana. 70 Görüşürüz. Teşekkür ederim Liman, gel. Evet.
Kendi sorunlarını kendi çöz. Ben çok fazla müdahale etmiyorum. Değil mi? Sen para mı verdin? Evet. Meyve suyu mu aldın? İçecek mi? Çalgılı anneciğim. Ya Rabbim. Evet, gelmiş gel. Buradan evet geç anneciğim. Liman. Nereye gidiyoruz? Biz internet kalmayalım. İşte bayağı bir sarsılıyor. Bu nedenle koltuk çok güzelmiş. O da alabilirdik. Ay uzun oturduk. Kime bak ya. Eve gidiyoruz. Ama önce fotoğraf çektirmemiz lazım. Evet çok güzelmiş anneciğim. Hadi ilerle. Hadi ilerle başka şeyler. Fotoğraf çekmemiz lazım ama konuma bakmıyoruz. Önden önden koşuyorsun, yetişemiyorum sana. Yetişeceğim diye. Bir dur da birlikte video çekelim. Biz şimdi kreşten çıktık. Fotoğraf çekmemiz lazım. Bu anı ödümsüzleşmemiz lazım. Sonra bir yerde oturacağız. Moral alacağız, eve geçeceğiz. Hadi. Normalde gel bakayım. Altını sattık kırı işte. Şunu değiştirdik. Ben bununla çekinecektim. Siyah pantolonla çektirecektim. Şimdi ne yapacağız şimdi? Hı? Fotoğraf çekmeye geldik. Gel buraya gel. Video çekiyorum. Ama yaklaş. Bunu istiyor. Tamam anneciğim. Dur şunu çıkaralım. Dur anneciğim. Bekle vereceğim ama şunu. Şunu bunu alalım. Küçük adam hoş geldin. Hoş bulduk. Bizi fotoğraf çeker misin? Bizi fotoğraf çeker misin diyor. Bizi fotoğraf çeker misin? Çekmiş tabi şey diyor. Çekmez mi istediği gibi böyle güzel çocuğu? Biz ikimiz çekileceğiz. Ben de. Nasıl? Tamam ya. Hadi yakala kuşları. Gel. Liman yakala kuşu, tut kuşu.
Al bunu. Ver abiye ver. Şöyle bırakır mısın? Oraya koy. Bak git. Git böyle. Dök dök dök. Dök bak bak gelecekler gelmeyecekler bak bak bak. Bak gelecekler sana bak. Geldiler gördün mü? Bir daha bir, bir daha. Bir daha bir daha. Bu da gitmiş fotoğrafçı abiye simit aldırmış kendisine. Normalde ben alsam asla yemez. Sırt çantamda yarım bir poğaça duruyor. Ama yok kıtır kıtır simit yiyor. İnanılmaz şaka gibi. Şaka gibisin Liman. Mutlu oldun mu? Yokmuş anneciğim. Vereceğim vereceğim. Bunu alacağım şimdi. Sığınmadık, sığmıyoruz. Bir saniye. Biz fotoğrafçıda beklerken Liman oradaki bir amca onun da 3 tane torunu varmış. Çıktılar dışarı Liman biraz huzursuzluk yaptı, sıkıldı. Meğersem adama simit aldırmış ya. Gidin adama simit aldırmış. Oysa yemek yiyecektik. Ve çantamda yarım kalan poğaçası var. Simit de seven bir insan değildi. Seviyormuş meğersem. Çok mu güzel simit? Ağacın ne aldı sana? Şimdi çektiğimiz resimleri göstereyim size. Fotoğrafta daha koyu çıkıyor. Gün ışığında daha güzel çıkıyor. Bir de dişlerim çok sarı çıkmış. Onu beğenmedim. Bir de saçımı başımı düzeltmeme de izin vermeden patlayacaklar. Onun dışında fotoğraflar güzel ama. Bakın. Şey bak burada daha aydınlık, burada daha koyu belli olacaktır. Evet. Bir böyle çektik. Bunu çünkü duvar resmi yapacağım. Çerçeveleteceğim pardon. Bunu da çantasına koyacağım. Çantasına olan bu. Hello first kindergarten yazıyor. Bu kreş çantasında olacak biz. Ama saçımın tonu çok farklı çıkmamış mı gerçekten? Teşekkür ederim. Tamam. Etmiş. Ne yaptık? Okula gittik. Anlat anlat. Okula gittik. Okula gittik. Ne yaptık okuldan sonra? Okula gitmişse anne ne için geldiyse evet ne için geldiyse söylemedin. Neyse tamam. Şimdi çok işimiz var ama çok yorulduk. Biraz dinleneceğiz. Sonra anneannemizi arayalım. Anlatalım ne yaptığımızı ne ettiğimizi. Ondan sonra anlatacağız. Evet Zehra teyzeyi de ararız. Sonra etrafı toplayacağım. Şekerpare yapacağım. Bir de salata yapacağım akşam yemeği için. Okey o kadar. Temizlik yapamam bugün. Hiç evi temizlemiyorum kusura bakmayın. Yani temizleriz. Ben de diyete başlayacağım deyip şekerpare yapmam peki. Son şekerpare yiyişim. Şu son şerbet tatlı yiyişim olacak. Anneciğim dur 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 bir şey diyeceğim. Öğretmeni sevdin mi? Çok mu tatlıydı? Yanağım öp. 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 Çok bu komik. Şimdi susam kalmış. Sit. Ben öyle yapmıyorum. Çok yorulmuştum. Çok yoruldum. Birazcık yattık koltukta. Liman bir şeyler izlerken birazcık dinlendim. O sırada makyajım akmış. Yani eyelinerım silinmiş. Zaten kalıcı bir eyeliner değil miydi? Gerçekten senin güzel olmuş. Güzel olmuş mu? Hı? Beğendin mi? Oy. Gel 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 arkadaş. Saçını beğendin mi? Hı-hı. Kim yaptı bunu? Yılbacı. Hadi gel bak ne gelmiş ona bakalım. Bu sırada kapı ziline uyandım. Yani şekerleme yaptım zaten. Yarı uyanıktım da kapı zili iyice uykumu kaçırdı öyle söyleyeyim.
Bir tane kargom geldi. Açalım bakalım neymiş. Hadi gel koridorda. Liman gel. Sonra etraf toplarım, çok yorgunum. Aşırı saat 4 olacak. 3'tü en son ben baktım. Bakalım. Aa ne bu? Aa, bu neymiş? Bunu açmamız lazım. Dur jiletimi getireyim. Bekle sen burada. Önlemez. Sen orada bekle, geliyorum. Bekle bekle. Ben jilet almıştım. Kargo açma jileti. Nerede acaba? Kim bilir. Aldığın şeyleri ha. Tamam, bunu tek seferde buldum. Aradığım şeyleri tek seferde bulamayınca çok sinirleniyorum diyecektim. Buldum. Bunun limanın eline geçmemesi lazım. Asla. Çok tehlikeli. Küçük ama çok keskin. Tayin çekilir mi şuradan? Renneciğim şunu açalım. Ben şimdi şöyle yapayım. Burası sağlıkları göre... Sulaklara göre değil yani. Dur ya. Nereden açalım? Şuradan mı açalım? Tayin'e bak. Gitti de telefonumuzun önüne yattı. Ne çekiyorum? Tayin çekiyorum.